Hocam iyi yayınlar, günaydın. Günaydın hanımefendi. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam benim bir sorum vardı. Buyurun, buyurun. Annemle babam boşanma aşamasında ve annem benimle görüşmüyor, hakkını helal etmiyor. Yani ben de etmek istemiyorum. Bunun günahı var mıdır? Yani babanız, anneniz boşanma aşamasında anneniz mi sizinle görüşmek istemiyor? Evet, biz üç kardeşiz. İki erkek kardeşimle görüşüyor, onlarla konuşuyorlar ama benimle konuşmuyor. Peki diğer kardeşlerinizle konuşuyor da anneniz genellikle veya özellikle niye sizinle konuşmuyor? Bir sebebi var Hocam mı yani? küçüklükten beri yani ayrıyız, yani anne kız gibi olamadık. Ha, anne kız. Bir soğukluk var aramızda. Şu anda da boşanma aşamasında ara benimle konuşmuyor, hakkını helal etmiyor. Boşanmaların nedenini beni Ha, gösteriyor. Ben onu soracaktım. Boşanmada sizin rolünüz var mı ki yani? benim rolüm yok hocam, annem yani babam sonuçta, ben neden kendi elimle ayırayım? Ya Kim ister? anneniz de kızıyor ya. Hocam annem kızı yani, evet kızıyım ama Yok bilmiyorum. yok, kızıyor Hakkını size. helal Kızıyor etmiyor. yani, boşanmayı sizden dolayı mı sizi mi sebep görüyor boşanmada yani? Evet, beni görüyor. İşte ben de Bu yüzden de benimle görüşmüyor. işte onu öğrenmeye çalışıyorum. Niye sizden görüyor hanımefendi? Hocam bilmiyorum yani. Yani durup dururken olmaz bu işler. Mutlaka acaba annenize soğukluğunuz mu babanızı etkiledi? Annenin aleyhinde babana konuştuğunu o mu etkiledi? Böyle şeyler Yok mi oldu hocam. efendim? Yok hocam. He. Yok. Tamam yani ortada hiçbir şey yoksa, gerekçesiz şekilde sizden rahatsızsa anneniz, sizin bir sorumluluğunuz yok. Yok, evet. Sorumluluğunuz yok. Siz de babanıza şunu söyleyebilirsiniz. Babacığım, lütfen annemi benden dolayı sakın boşama. Ben annemle anlaşırız. Önemli olan sizin hayata devam etmeniz, devam edebiliyorsanız demeniz gerekir. Gücünüz Aynen yetiyorsa. hocam. Evet. Ben bu şekilde dedim. Hani eğer dedim, hani ki onun dediğine göre, eğer hani benim suçum varsa, benim bir elim varsa dedim. Evet. Hani gerçekten bunu bana söyle baba dedim. Hani ben dedim gerekirse dedim ayrı yaşarım ama dedim siz mutlu olun dedim. Hani biz anlaşamıyoruz. Evet. Ama sen ben devam etmek istiyorum dersen dedim. Ben dedim ayrı yaşarım dedim. Hani siz mutlu olun, benim diğer kardeşlerim var dedim. Hayır dedi, hani yapamam dedi. Yani seninle bir alakası yok dedi. Ben istemiyorum Peki dedi. siz ev hanımı mısınız? Yani normal hayatınız, ayrı bir eviniz mi var yoksa aile içinde misiniz? Aile içindeyim hocam. Ben 23 yaşındayım, bekarım. Ha, daha bekarsınız. Diğer kardeşleriniz de öyle herhalde. Evet, biri 19 yaşında, diğeri 10 yaşında. Evet. Yani benim kanaatimi size söyleyeyim. Gücünüz yettiği kadarınca siz ve diğer kardeşleriniz boşanmayı engellemeye gayret ediniz. Fakat peki bir şey söyleyeyim kızım, ben yani anlamakta zorlanıyorum. Şimdi alttaki yazıda şöyle bir yazı var. Annemle çocukluğumdan beri görüşmüyorum. Görüşmüyor musunuz yoksa anlaşamıyor muyuz? Aynı evdeyken nasıl görüşmüyorsunuz? Anlaşamıyoruz. Ha, görüşüyorsunuz ama anlaşamıyorsunuz. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok yani, siz kendinize düşeni söylemişsiniz babanıza. Benden dolayı anneme kırılma, annemi üzme demişsiniz. Yani Evet. annemle ben anlaşamasam da baba lütfen sen anlaş annemle demişsin. Gerekeni söylemişsin. Bundan dolayı da senin sorumluluğun yok artık. Tamam. Tamam hocam. İyi yayınlar, tekrardan teşekkür ederim. Güle güle kızım. Allah'a emanet olunuz. Allah sizi korusun, muhafaza eylesin. Aile içinde bu tür sıkıntılar olabiliyor. Çocukların evliliği devam ettirecek, idame ettirecek olan bir konumda durmaları gerekiyor. Elinizden geldiği kadarınca lütfen aileyi yürütmeye, aileyi durdurmaya gayret ediniz diye söylemiş olayım. İnşallah öyle olur diye temennimi söyleyeyim.